Herkese selamlar. Boğaz reflüsü bir şarkıcının başına gelebilecek en problemli şeylerden biri. Özellikle reflünün mide asidinin dengelenmemesiyle birlikte yukarıya doğru kaçması, evet, midenin belirtileriyle oluyor. Ama boğaz reflüsünün nedenleri ne? Boğaz reflüsü sese nasıl zarar veriyor ve yine boğaz reflüsünden kaçmak için nasıl adımlar atmamız lazım? İşte şimdi bu soruların bütün cevaplarını bulmaya hazır olun. Dilerseniz hızlıca başlayalım. Açıkçası bu videoyu yaparken düşündüm, çünkü ben de bir boğaz reflüsü hastasıyım aslında bakarsanız. Bende de bu problem söz konusu. Bunun önüne aslında kişisel anlamda tecrübelerimi de ekleyerek nasıl önüne geçtim? Ya da bu problemi aksatmak için, bu problemi yaşamamak için nasıl adımlar atıyorum? Bunları da sizinle paylaşacağım ama öncelikle boğaz reflüsüne biraz bunu konuşalım. Şimdi reflü dediğimiz şey asit dengesi, yani midedeki asit dengesi problemidir. Yutağa doğru midedeki asidin kaçmasıdır. Bu en çok ses tellerini olumsuz yönde etkiler. Çünkü ses telleri yukarıya doğru yutaktan asit kaçarken ses tellerinin olduğu yakın bölgelerde de bu asitten etkilenme söz konusu olur. Biz reflüyü net olarak anlayabiliriz. Reflünün önüne de mideyi koruyarak geçebiliriz ama boğaz reflüsü burada biraz ayrılıyor. Çünkü siz boğaz reflüsünde midede ağrı, acı veyahut da buna bağlı olarak yanma hissetmezsiniz. Ama yine de sesinizde bazı problemlerin olduğunu görürsünüz. Özellikle tiz sesler ve falsetto seslerinizde ciddi çatallanmalar, kapanmamalar, batmalar, acılar, erken yorulmalar gibi bu tip problemler gördüğünüz an muhtemelen bu boğaz reflüsünün belirtileridir. Boğaz reflüsü sizde vardır. Boğaz reflüsü en kendini az belli eden, çok fazla kendini belli etmeyen en riskli reflü gruplarından, reflü hastalıkları gruplarından biridir. Boğaz reflüsünde temel belirtiler, az önce de dediğim gibi, sesteki, tiz seslerdeki, falsetto seslerdeki çatallanmalar, kapanma problemleri ve buna bağlı olarak yine boğaz kuruluğu, sesi oluştururken boğazda batma hissiyatı, ağız kuruluğu, faranjit akıntı gibi birçok belirti boğaz reflüsünün belirtisidir. Boğaz reflüsünün tedavisinden önce buna neden olan problemleri çözmek aslına bakarsanız hastalığın en büyük savaşı. Çünkü hayat tarzınız sizi bir yerde, özellikle beslenme alışkanlığınız veyahut da uyku alışkanlığınız sizi bir yerde boğaz reflüsüne doğru götürüyor. Dolayısıyla ilk olarak yapmanız gereken şeyler bu alışkanlıklarınızla ilgili değişiklikler yapmak. Bunlar neler? Mesela gece geç saatte yemek yeme probleminin önüne geçmeniz lazım. En geç yatmadan 2 saat önce yemek yemeniz gerekiyor. Çünkü bunu mide asit olarak üretiyor ve dolayısıyla direkt yutak bölgesinde de bu asit dengeleyici durum olmadığı için bir yerden sonra siz sesinizde, ses tellerinizde yatarken özellikle çok ciddi asit üretiyorsunuz ve asit salınımı oluyor. İkincisi, tabii yatmaktan konu açılınca yastık yüksekliğiniz. Yastık yüksekliğinizi de biraz daha iki yastığı birleştirerek şuraya asit kaçmayacak düzeyde yatarken şöyle yaslanmanız gerekiyor. Bu da yine boğaz reflüsünde önüne geçmeniz gereken problemlerden biri. Yatma alışkanlığınız. Üçüncüsü, İyi uyku uyumak, uzun süre uyku uyumanız lazım. Yani uyku probleminiz varsa da ve kas yine zayıflarsa ve mide yine dengelenmezse asit anlamında yine problemler yaşarsınız. Dolayısıyla uyku alışkanlığınızı da bir yerde dengelemeniz lazım. Düzensiz bir uyku her zaman mideye ve kaslara zarar verir. En büyük nedenlerinden biri ise alkol. Alkol midede çok ciddi bir asit üretimidir. Dolayısıyla özellikle mayalı alkoller sese çok fazla zarar verebilir. Bunların arasında bira da var, şarap da var. Yani aklınıza gelebilecek birçok alkol ve temel anlamında alkol sesinize zarar verecektir. Dolayısıyla alkolü de hayatınızdan bir süreliğine uzaklaştırmanız gerekiyor. Ben alkolsüz yapamam dersiniz de ara sıra tüketebilirsiniz ama bunu da gün içinde belli zamanlarda tüketmenizde fayda var. Sık tüketmek yine midede çok ciddi hastalıklara kadar gidebilir. Beraberinde boğaz reflüsünde olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olmanız gerekiyor. Tedavi sürecinde tabii mide hapları, işte koruyucu haplar ya da pastiller, evet, çözüm.
Ama bununla beraber muhakkak terapötik çalışmalar da yapın. Çünkü bu asit salınımı sesinize çok ciddi zararlar verebilir. Dolayısıyla terapötik çalışmalar sesinizdeki bu problemlerin önüne geçmenizi sağlayacak. Özellikle çok ciddi ödemler olacaktır. Hele ki bir de şarkıcıysanız ve günlük hayatınızda da ödem oluşumunda çok fazla oluşuma neden olabilecek çalışmalar yapıyorsanız, nedir bu? 3-4 saat sahne almak ya da saatlerce provalar almak veyahut da buna bağlı olarak şan egzersizleri yapmak gibi gibi birçok şey yine sizin sesinizi yoran şeylerdir. Ya da günlük hayatınızda siz konuşan, sürekli iletişime geçen birisinizdir. Bunlar da sesinizde direkt olumsuz yola doğru gider. Özellikle boğaz refüsünüz azdığı zaman direkt olarak yine sesinize çok olumsuz yansır. Çünkü ses kaslarınızı da bu reflü zayıflatır, asit zayıflatır ve gün içinde ödemler 2-3 kat ses tellerine etki eder. Genelde nodüllerin başlangıcı ya da buna bağlı olarak ses hastalıklarının başlangıcı boğaz refüsü ve bunun gibi daha farklı rahatsızlıklardan dolayı oluşabiliyor. O yüzden mutlaka terapötik çalışmalar yapın. Terapötik çalışmaları bireysel de yapabilirsiniz. Eğer bilinçliyseniz bu aşamada U egzersizi gibi, püskürtme egzersizi gibi, kromatik U egzersizleri gibi birçok egzersizle bunun önüne geçebilirsiniz. Ama eğer bu konuda çok bilinçli değilsiniz, muhakkak bir ses terapistiyle çalışın. Ses terapistiyle birlikte yaptığınız çalışmalarla yine sesinizin sağlığını koruma ve beraberinde de beslenme ve hayat tarzınızdaki değişikliklerle hastalığınızın sizi etkilemesinin önüne geçebilirsiniz. Unutmayın, bu sürekli kendini tekrarlayabilen, boğaz reflüsü çok çabuk geçebilen, yani iyileştim ben diyebileceğiniz bir şey değil. Belli şeyleri hayatınızda mecburen değiştirmeniz lazım, iyileştirmeniz lazım, hayat tarzınızı değiştirmeniz lazım. Dolayısıyla bu aşamada ikisini de birlikte yürütün ki boğaz reflüsü ve genel anlamıyla reflü size olumsuz bir şekilde yansımasın. Sorularınız, paylaşımlarınız, yorumlarınız, detaylı her şey için şöyle bir aşağı göz atın arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar, sağlıcakla kalın, dikkat edin.